Merhaba arkadaşlar. Leyla ile yemek saatine hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi harika bir pandispanya tarif vereceğim. Böyle kabardıkça kabaran, yumuşacık, muhteşem bir tarif ve bu tarifte un yok arkadaşlar. Gerçekten un yok. Çok güzel oluyor. Çok basit. Yani yapınca diyeceksiniz ki bu kadar kolay mıymış ya diyeceksiniz. Öyle yumurtalarını ayırayım, bilmem ne yapayım öyle bir şey yok arkadaşlar. Öylesine harika kolay bir tarif şu an karşınızda duruyor ama lütfen yapın bu tarifi, yapın ve tekrardan yorum yazın. O zaman bana hak vereceksiniz. Tarifin malzemeleri info kısmında yazıyor arkadaşlar. Hadi hemen bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Çırpma kabımızın içine yumurtalarımızı alalım. İçine şekerimizi ilave edelim. Sonrasında vanilyamızı ekleyelim ve iyice köpürene kadar çırpalım. Yumurtalı, şekerli karışımımız iyice köpürdü. Şimdi devamında içine kabartma tozumuzu ve nişastamızı ekleyelim. Evet, un yok demiştim ama yerine nişastamız var arkadaşlar. Ekliyoruz. Şöyle makinenin en düşük ayarında yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ben burada videoyu hızlandırdığım için lütfen burada kafanız karışmasın. Yavaş ayarında karıştıralım. Evet, pandispanya hamurumuz hazırdır. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Vallahi muhteşem bir tarif, mutlaka yapın. Her türlü pastanızda kullanabilirsiniz bu arada. Şimdi yağlanmış kalıbımıza dökelim pandispanya hamurumuzu. Kalıbı birkaç kez tezgaha vuralım ki içindeki baloncuklar patlasın arkadaşlar ve eşit şart yani düz bir şekilde kabarsın kekimiz. 170 derecede 35-40 dakika arası kekimizi pişiriyoruz. Ve burada da nasıl güzel kabardığını göreceksiniz. Şu güzelliğe bakın. Devamlı böyle çekmek istedim. Nasıl güzel kabar. Yani kabardıkça kabardı bu kadar kabaracağını ben bile tahmin etmedim. O yüzden çok mutlu oldum yani. Görüyorsunuz değil mi? Muhteşem bir pandispanya tarifi duruyor şu an karşınızda. Soğuduktan sonra da şöyle yan kelepçelerini çıkarıyoruz arkadaşlar ve e, dilimlere keseceğiz. Size çok pratik bir kesme yöntemi göstereceğim. bu kadar kabaracağını tahmin etmedim harika bir nişastalı pandispanya tarifiyle devam ediyoruz şimdi kesme işlemine geçelim şöyle bıçak yardımıyla en üstten Arkadaşlar birer santim bıraktım ben 3 eşit parçaya böleceğim Çünkü şöyle kenarından görüyorsunuz bir santim aşağı Tabii ki geçiyoruz bir santim aşağı doğru bıçağımızı aldık şöyle her tarafından aynı eşit şekilde kesiyorum arkadaşlar çok pratik bir pandispanya dilimleme şeklidir bu ve ben devamlı bu şekilde yaparım. Evet bıçakla her tarafını geçtik. Şimdi ip kullanacağız. Bakın şöyle naylon bir ip hemen şöyle kestiğim yerlere ipi geçiriyorum. Dikkatli bir şekilde her tarafına güzelce evet yerleştirdim ipimi. Bu tarafına da yerleştirelim hemen çok basit, çok kolay bir dilimleme şekli. Sonra ipin iki ucunu tutuyoruz arkadaşlar. Bakın iki ucunu tutuyoruz. Çeke çeke evet bu kadar dilimledik. Şimdi alalım üstünü. Şunun güzelliğine bakın ya. Nasıl güzel. <laughs> Gerçekten bilmiyorum yaptığım tarifleri de ayrı bir seviyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel pamuk gibi harika bir pandispanya. Hazır pastanelerde satılan pandispanyayla tadı aynı. Daha yumuşak. Pamuk gibi böyle zaten yapınca anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ikinci kısmı da aynı şekilde keseceğiz. Yine böyle bıçakla kenarlarından çizik atacağız. Şöyle hemen göstereyim size tekrardan. Şöyle bıçak yardımı ile yine kenarlarını 1 santim görüyorsunuz. Aslında diyorum ya 4 tane de olabilirmiş ama ben 3 taneli yaptım. 3 dilimli yani 3 katlı diyeyim artık. Yine bıçakla etrafından kestim. Yine arasına ipimi yerleştirdim arkadaşlar ve üçüncü dilimimi de çıkarmış oldum bu sayede. Şöyle her türlü pandispanyalarınızda bu şekli kullanabilirsiniz. Çünkü eşit şartta kesiyor, düz bir şekilde kesiyor. Bakın ipin iki ucunu tuttum. O kadar pratik ki hemen çekiyorum ve ikinci kekimiz de tamamdır. Evet, içinde un olmayan harika bir pandispanya tarifiyle bugün karşınızdaydım. Umarım tarifimizi sizler de yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Şimdiden bu muhteşem tarifi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.